MBA okulları başarılı yarınların bireylerini yetiştiriyor. Okul hayattır. MBA okulları. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatih Çelenk, MBA Okulları Çamlıca Kampüsü Bilişim Teknoloji Öğretmeniyim. Bilim ve Teknoloji Haftası için değerlendirmiş ve gerçekleştirmiş olduğumuz bir haftalık webinara hepiniz hoş geldiniz. Birbirinden değerli konuklarımız olacak bu bir haftalık sürecin içerisinde. Lise bölümü fizik, kimya, biyoloji ve bilişim teknolojilerinin bir araya gelerek yürütmüş olduğu bu organizasyonda ilk günkü konuğumuz Sercan Küçük. Kendisi Plexsoft firmasının kurucusu ve şu anda ekranlarınızdadır. Hoş geldiniz Sercan Bey, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Öncelikle Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum enişten dileklerimle. Siz nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Bugün sizinle yazılımın ne olduğu hakkında biraz söyleşi yapmak istiyoruz. Öğrencilerimizden bu konuya meraklı olanlar var, nasıl başlamak istediğini bilmeyenler var, meraksız olanlar var. Yani farklı bir çevre, çocukların ilgileri çok farklı. Neler yapabiliriz, yazılım ne olmuş böyle, ben bir telefonumda oyun oynuyorum sadece diyen bir sürü çocuk var. Biz onu sürekli söylüyoruz okullarda, sadece oyun oynamayın, biraz da onları programlayın diye. Şimdi sizden ufaktan bu konuyla alakalı neler söyleyebilirsiniz? Bir onu merak ediyoruz ve sizi de tanımak istiyoruz öncelikle. Sercan Küçük kimdir? Kendinizi de tanıtırsanız sevinirim. Öncelikle Plexsoft firmasının CEO'su olarak görev yapıyorum şu an. Merkezimiz Estonya'da. Estonya'da bir startup'ız. Türkiye'de daha önce çalışmalarımız oldu. Teknokent'te 6 yıllık bir geçmişim oldu ve buna çok genç yaşlarda başladım. Lisede Türkiye'nin önemli girişimcileri arasında yer aldım. 17 yaşında ilk firmamı kurdum. Hatta vekaletnameyle prosedürler öyle gerekiyormuş. O şekilde adım atarak lise sonunda bir firma kurduk. Firmanın sürecinde devam etti. Türkiye'de hatırı sayılır firmalarla iş yapmaya başladık. Startup'ımız geliştikçe gelişti ve artık Avrupa'da hizmet vermeye başladık. Dünya üzerinde Amerika ile çalışıyoruz. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde hizmet veriyoruz. Türkiye'de önemli bir kitlemiz var. Aynı zamanda Beylikdüzü'nde bir uzaktan eğitim hareketi başlattık.
biz olarak. Coursera ile birlikte bir ortaklığımız oldu ve burada Beylikdüzü'ne bir eğitim getirmiştik. Bu şekilde ilerleyen bir serüvenimiz var. Arkadaşlara yazılım için nasıl yazılımcı olacağından biraz bahsedeceğiz. Bunun için de mini bir sunum hazırladım. Onları biraz heyecanlandırmak adına. Nasıl yazılımcı olurlar, yazılım nedir, onlardan bahsedelim. Mobil nereye, ne noktaya geldi ve gelecekte yazılım ne olacak? Onların şimdi bazen düşünceleri şu olabiliyor. Özellikle dönüşler şu oluyor. Teknoloji yeterince gelişti. Hani bize Evet. artık bir şey kalmadı gibisinden bakıyorlar. Ama halbuki yazılımın sonu olmayacağı ve bu çığıra girdiği zaman artık bir kar topu misali yuvarlanmaya başlayacaklar. O yüzden sunumla ilerleyelim isterseniz, Tabii sizin için ki uygun sunum olursa. açma imkanınız var sizin şu Tabii ki. anda. Ben de arada birkaç şey söyleyebilirim sizle birlikte. Ekranımı görebiliyor musunuz? Şu anda sizi bir saniye çıkartmayı durdurayım. Şu anda ben sizin ekranınızı görebiliyorum. Diğer moderatörlerimden de bir onay alırsam başlayalım derim. Hocam gözüküyor, sıkıntı yok. Tamam, teşekkürler. Şimdi öncelikle en önemli soruna gelelim. Öğrencilerimizin en büyük düşündüğü nokta yazılım nedir? Yani bu dünyayı ele geçiren bir şey midir yoksa ne noktaya gelecek? Bunlardan bir an bahsedelim. Öncelikle yazılım. Şurada sunumu geçelim. Hemen şuraya geçeyim. Yazılım dünya üzerinde insanların yaptığı hataları artık sona erdirmek amacıyla çıkmış bir prosedürdü kendi içerisinde. İnsanlar bu problemleri çok yavaş açtıkları için, problemleri sürekli aynı problemi defalarca aynı hatayı yapabildiği için insanlar artık bunun hatasız şekilde ilerlemesini istedi. Ve bu şekilde yazılım noktasında gelişmeye başladık. Yazılımın aslında doğuşu bu şekilde geldi. Yan tarafta fotoğraflarda da görüyoruz. Biz daha dünyada yokken yazılımın ilk temelleri atılmaya başlandı. Öncelikle elektrikten faydalanıp bu elektriğin doğru çalışarak bazı işlemler yapması istendi. Ama bunlar hep statik çalışıyordu. Nedir bu statik çalışma? Bir sıfır mantığıyla sadece elektrik verildiği zaman pervane dönsün ya da elektrik kesildiği zaman pervane dursun gibiydi. Ama şimdiki robotlarımız artık o kadar çeşitli GPRS sistemleriyle tanımlıyoruz ki sadece elektrik kapa değil, elektrik sinyallerini yönetir olduk. O yüzden yazılımın doğuşu bu şekilde başlıyor. İkinci en büyük problem yer kapasitesi. İnsanlar artık diğer bizim tabirimizle aptal terminalleri bütün odaları kaplamaya başladı. Ve insanlar dedi ki bunu artık koyabileceğimiz bir yer yok. Artık bunu daha zeki yapmamız lazım. Bunların daha zeki olması lazım. Ve insanlar sürekli bu devreleri bozmaya başladı. Binlerce devre oldu. Ve o yüzden yazılım bu şekilde insan hayatına girmeye başladı. Tabii onun yanında problemleri de gelmeye başladı. Evet, yazılım nedir? İşte gençlerin aslında en önemli hususta öğrenmesi gerektiği şey budur. Öncelikle elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne verilen isimdir. Tabii gençler bunu şu şekilde düşünmeli. Bir arabanın Tesla'nın kurucusunun tabiriyle benzer. Tabir edeyim biraz da gençler için. Sadece arabayı yürütmek hedefimiz olsaydı onu traktörler de yapardı. Bizim amacımız farklı. Arabaları programlamak. Yani yeni gelecek nesile farklı bir şeyler aktarmak. Başka bir deyişimizle ne diyoruz? Problemi bilgisayara çözdürmek. Büyük problemleri ve hızlı şekilde doğru yoldan çözülmesi. Birden fazla yazılım dili mevcut. Bu yazılım dillerinden şu an en güncellerinden biri yapay zeka geliştirmeye de yaradığı için Python programlama dili oldukça popüler programlama dillerinin arasına girdi. Bu noktada öğrenmelerini öğrencilerimizin öncelikle sağlamamız gereken bir noktalarda Python diline sahip olmaları. Bu onlara kendi rekabeti içerisinde şu anki dünya rekabetine bakacak olursak o bu sektörün içerisine girmek istiyorsa Python dili doğru bir dil olarak anlamlandırabiliriz. Bu şekilde ilerleyecek olursak yazılıma başlıyoruz.
Ve yazılımın ne olduğunu öncelikle biliyoruz. Ben yazılımcı olmak istiyorum diyen arkadaşlarımız olabilir. Bilgisayara hükmedip ona doğru şeyleri yaptırabiliriz. Ya da o bize hükmedip bize oyunlar oynatabilir. Tam dediğiniz kelime işte orada devreye giriyor. Artık onların bizi kullanması değil, bizim onları yönetme devrimine başlamamız lazım. Bunları da en çok gençler yapabilir. Neden? Merak çok fazla hocam. Aşırı derece Tabii. bir merak var. Ben de yeğenlerimden bildiğim için sürekli böyle bir yazılım yazayım, bilgisayar nasıl çalışıyor mantığında ilerledikleri için bu nokta onlar için önemli. Bir yazılım dili önermiş olalım. Python programlama dili önerelim onlara. Ve aynı zamanda eğer ki web sayfaları gibi içerikler oluşturmak istiyorlarsa, kendilerine birer arayüz gibi yapmalarını istiyorlarsa, onları da HTML etiketleri ve PHP programlama dilini kullanarak güzel bir şekilde ön yüz geliştirmiş olabilirler. Bu şekilde yazılım nedir konusunu da aktarmış olalım. Teşekkür ederim. Bizler lisede Python ve programlama dilini gösteriyoruz çocuklara. Arduino üzerinden C dillerini gösteriyoruz. Onların nasıl kullanılacağını, şunu ben özellikle söylüyorum mesela. Python'da olsa ilk önce öğrenmeniz gereken bir olayın sintaksi var. O programın nasıl yapılması gerektiği ve onun kuralları var. Türkçedeki gibi. Sen Türkçe dilini konuşabilmek için belirli kurallar öğreniyorsun. İngilizce dilini konuşabilmek için onun kurallarını, kelimelerini öğreniyorsun, ezberliyorsun, konuşmaya çalışıyorsun. Yazılımın da bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Bizler dediğim gibi lisede Python, HTML, CSS ve sonrasında JavaScript gibi programlama dillerini çocuklarımıza vermeye çalışıyoruz. Buradaki benim öngördüğüm şey öğrencilerin katılımcı olması ve ben her şeyi öğretebilir miyim? Veyahut da Sercan Bey, siz her şeyi çocuklara öğretebilir misiniz acaba? Böyle bir soru sorayım. Bu mümkün değil. Kendim için, kendimden örnek vereyim. Ben hayat serüvenine Perpa'da çok küçük yaşlarda elektrikçi olarak başladım. Serüvenden buraya doğru geldim. Okul bize ne verdi açıkçası? Bize öğrenme mantığını öğretti. Öğretmenlerimizden alabileceğimiz en büyük fayda bu. Öğrenmeyi öğrenebilmek. Onlar bize öğretmeye başladığı zaman bundan sonrası tamamen kendine ait. Neden? Çünkü elimizin altında Google diye bir arama metodu var. Artık ansiklopediler kalktı, gazeteler kalktı, her şeye kalktı. Bu kalkmışken açıkçası ben söyleyeyim, biraz önce ne dedik? İnsanların yaşadığı hata. Ben her şeyi doğru bilemem ya da siz her şeyi doğru bilemezsiniz. Ama elimizin altındaki makine bize doğru sonucu verebilir. Bu yüzden bizim o makineyi keşfetmemiz lazım. Gençlerin en önemli noktası bu. Google'da aramayı yapıp evet ben bunu yapacağım ama nasıl yapmalıyım? Bunu dünyada nasıl yapabiliyorlar? Artık kendilerini yazılım sektörüne getireceklerse Türkiye'yi bir pencere içerisinde düşünsünler. Burada öğrenecekler ve dünyaya açılacaklar. Bizim yaptığımız da o. Ben lisede buna merak sarmıştım. 9. sınıftaydım. Herkes şey diyordu ya o çok zor ya da bu çok böyle karmaşık işte olmuyor hocam. Şikayetler vardı. Bunların içerisinden biri de bendim. Kendisi Özyon hocamız olur. Kulakları çınlasın. Algoritma dersi veriyordu bize. En önemli kısım algoritma olduğu için. Ya ben ilk önce şey düşünüyordum. Bunu öğrenirken böyle nasıl olacak? Bu hayat bunu öğrenerek geçmez herhalde diyordum. Bir baktım ki o lisede başlayan serüvenim Türkiye'deki bir ilk defa QR sistemli yaptığımız Samsung'da gösterdiğimiz bir sistem oldu. Ve Samsung bunu onayladı. Derken Mercedes müşterimiz oldu, derken kale müşterimiz oldu ve bir geniş çaplı startup olduk. Programlarımız geliştikçe ne dediler? Ya siz artık, hatta bana sürekli şu deniyordu. Genç yaşta bunu başardığımız için 20 yaşındaydım. Artık dünyaya açılma vaktin gelmedi mi diyorlardı yabancı ülkede yaşayan kuzenlerim. Ve dedim ki evet bence vakti bu dedim ve şunu sordum. Evet, ben öğrenmek için neyi kullanmalıyım? Ben öğrenmek için bilgisayarı kullanmalıyım. O yüzden sizden aldıkları dersin üzerine kendileri eğer ki internet bilgilerini katarsa dünyadaki yerde var olabilirler. Çünkü yazılım dediğimiz şey biz uyuduğumuz zamanda çalışıyor. O yüzden onlar da şunu düşünsünler, onlar uyurken çalışacak bir yazılım.
ve dünya bu şekilde gelişiyor ve onlar da bu şekilde geliştirecek inanıyorum ki. Biraz hayatımız, yazılım hayatımızın neresinde en çok bu başlığı neden koydum? Öğretmenlerimize hep şunu sorardık. Ya ben bunu öğreneceğim de yani hayatımda ne işe yarayacak? Bomba sorudur bu. Ve şurada işimize yarayacak. Artık yaptığımız toplama işlemleri, yaptığımız robotlarla evi süpürür olduk. Evi artık bir robot süpürüyor, siliyor. Yakın zamanda her şeyini robot yapacak. O yüzden biz de eğer ki hayatımızda bazı şeyleri kolaylaştırmak istiyorsak ve hayatımızda hep yaptığımız şeyleri benim yerime o yapsın diyorsak işte hayattaki yazılım tam o noktada devreye giriyor. Ve biz de bu şekilde ilerlemiş oluyoruz. Gündelik hayatta yaptığımız çoğu işleri hemen hemen internet üzerinden yürütüyoruz artık. Pandemi süreci zaten bize bunu iyicene alıştırdı. Bankacılık işlemlerimizi, artık alışverişlerimizi, devletteki işlerimizi bile internet üzerinden hallediyoruz. Demek ki gelecek yıllarda artık yapay zeka ve sanal gerçeklik bu kadar gelişmeye alışmışken, sanal oyunlara alışmışken, daha gelecek ilerleyen nesiller muhtemelen etrafta VR gözlükleri takıp oyun oynuyor ya da onları programlıyor olacak. Ve bunun adına da çok büyük gelişmeler var dünyada. Umarım biz de yakalarız kendi öğrencilerimizle, kendi gençliğimizle bu konuyu. Ben bir de şey düşünüyorum. Çoğu ürünün kaynağı yurt dışı. Ülkemizde bir yerli yazılım ekibinin oluşup klon olabilir. Farklı uygulamaların klonu olabilir. Benim için bir sakınca yok aslında. Bunların yapılıp tutulması için piyasaya sürekli olarak sürülmesinin gerektiğini düşünüyorum. Ya bir ürün var. Sen onun benzerini, Çinliler misal bu konuda çok iyi çalışıyorlar. Adamlar her şeyin kopyasını yapa yapa kendi Xiaomi telefonlarını çıkartıyorlar. Kendi Huawei markalarını çıkartıyorlar ve bunlarla farklı güçlü rakip firmalarla rekabet edebiliyorlar. Bizim için de bu süreçte, bu hayatımızdaki yer eden alanda çocuklarımızın bir şeyler yapmasını destekliyoruz. Ya aynı şey de olabilir. Zaten ilk öğrenme amacımız orada. Aynısını yap. Bence bir sakınca yok. Ha bunu piyasaya sürerken belki telif yiyebilirsin bazı kurallar konusunda. Telif içinde dikkatli bir araştırma çalışması yapıp ona göre değişiklikleri kendi içinde öğrenebilirsin diye düşünüyorum. Bu konu hakkında çok güzel bir şey söyleyeyim size. Aynen o şekilde başlamaları lazım. Neden söyleyeceksiniz? Beni yazılım yazarken böyle bazı arkadaşlarımız var, takip ederler. Ve kodları sürekli internetten alırım. Sürekli internetten alırım kodları. Ve bir süre sonra şey dediler. Ya bu kadar basit mi? Hani bu kodları buradan kopyalıyoruz ve çalışıyor mu bu? Hadi sen de dene dedim. Oradaki kodları al ve o kodlarla oynamaya başlar. İnternetik kodlarla. Hata vermesinden korkmasınlar. Yani en çok arkadaşlar bazen şey yapıyor, çekiniyor. Ya yazıyorum hata veriyor, syntax diyor, hatalı diyor. Yazıyorum bir daha hata veriyor diyor. İşte bilgisayar bu kadar güzel bir şeydir. Biz hata yaptığımızda belki anlayamayız ama bilgisayar hata yaptığın zaman seni uyarır. Der ki burada hata yapıyorsun. O yüzden dediğiniz gibi klonlarla ilerleyerek yarın bir gün şu olacak, bir fikri çıkartacak. Ve bundan önceki yaptığı bütün klonları bir araya getirecek ve dünyada farklı bir şey yaratacak. Tabii. Çinliler dediğiniz gibi bu piyasayı artık tamamen ellerine aldı. Telefon parçalarının bütün her şeyini ürettiler. Kamerasından chipsetine kadar. Ve en sonunda şey dediler, artık biz olduk ve gerçekten biz artık telefonumuzu çıkartabiliriz. Ve şu an telefon piyasasının ilk çıkışında pazarın %25'ini kapattılar ve bu da dünya için büyük bir oran ve şu an %32 ve %33 oranlarında artık Apple'a rekabet edeceği, sizin dediğiniz gibi Xiaomi firması müthiş bir şekilde rekabet sunabiliyor onlara. Evet. Çocuklar, arkadaşlar, bir de sorularınız varsa sunumun sonunda onları alacağım. Moderatörlerime ve bana yollayabilirsiniz. Kendi okulunuzdaki hocalarınıza yollayabilirsiniz. Onlar bizlere özel olarak iletebilirler. Veyahut da buradaki chatten de istiyorsanız yazabilirsiniz. Yazılıma neden ihtiyaç duyulur dedik biz. Artık dediğiniz gibi dünya o kadar gelişiyor ki ve artık insanları çalıştırmak istemiyorlar. En başından söylediğimiz gibi. İnsanlar hata yapar diyorlar. Bunu diyor makine yapması lazım. Ama makine sanıldığı kadar akıllı değil.
onları programlayacak, onları geliştirebilecek yazılımcılara ihtiyacı var. Hatta artık dünya öyle bir yere geldi ki yazılım yazan programcılara ihtiyaçlar olabiliyor. O yüzden arkadaşlarımızın bir robot ilerletmesi demek şu an Türkiye için. Bir robotu programlamak, o robota dokunmak, onun mekaniğinden anlamak demek işte ihtiyaç duyduğu noktada orada o robotun size ihtiyacı var. Onun artık hayata geçmesi lazım. O yüzden yazılımın ihtiyacı bize ihtiyaç duyduğu kadar bizim de ona ihtiyacımız var. O yüzden mutlaka artık elimizdeki telefonları, bilgisayarları, robotları programlamaya başlamamız lazım. Bunu nereden başladık? İlk önce arkadaşlar tabii şunu merak ederler. Server makineleri vardır akıllarında. Binlerce bilgisayar yan yanadır ve onlar insanlar işte veriler giriyor oradan, kabloların içerisinden elektrikler, mavilikler geçiyor böyle falan. Kendim içerisinde olduğum için söyleyeyim. Orada olmak demek şunu düşünüyorsunuz. Yüzlerce insan şu an orada. Olmadığı şekilde orada. Onun bilgileri oradan, mesajları oradan geçiyor. Artık o hiç olmadığı bir yerde bilgisini paylaşabiliyor. O yüzden mobil cihazların bu kapasitesi çok arttı. Neden? Instagram'da bir story atıyoruz ya da bir fotoğraf paylaşıyoruz. O fotoğraf keşfette birilerinin önüne düşüyor. Hiç olmadığımız şekilde. Bunu sağlayan bir makine. Ve ben çocukluğumda şunu söylemiştim. Ben bu makinelerin içerisinde olmak istiyorum. Eğer ben o makinenin içerisinde olursam herkesten daha hızlı haberdar olabilirim. Daha hızlı şekilde o haberleri okuyabilirim. Daha hızlı şekilde bu haberleri süzüp kendi magazinimi oluşturabilirim. Hatta bunun için o zamanlarda bir YouTube kanalı açmıştık. YouTube kanalının içerisinde Teknolojikman diye geçerdi. İlk çıkan mobil cihazları tanıtıyorduk. Herkes bizim o hevesimizi böyle büyük bir şekilde görmüşlerdi. Yanlış hatırlamıyorsam 15 yaşında falandım. 15 yaşındaydım. İşte ekibimizi büyüttük o arkadaşlarımızla. Ve artık şunu dediler en son bize. Siz YouTube'dan çekilin artık. Ve gerçekten bu işi yapabilecek kişiler bulduk. Ve siz onlarla artık başlayın. Kendi işinizi yapın. Ve serüvene böyle girince heves oluyor. En önemli şey içerimizdeki heves ve bunu mutlaka hep diri tutmalıyız. Hatalardan kaçınmayacağız. Yani hata yapmaktan korkmayacağız yazılımcı olmak istiyorsak. Burada tabii fotoğraf koymuştum. Hemen ona da değineyim. Mesela teknoloji biz geliştikçe onlar duruyor mu? Onlar da durmuyor. Mesela Apple kendi işlemcisini üretiyor artık. Neden? Çünkü Çin'de üretti bu zamana kadar. Çin'de ürettiği için ne dediler? Aa, bizim işlemciyi kopyalamış bu adamlar. Artık o yüzden demişler ki yani Huawei'de falan artık bizde, Korelilerde her yerde bizim chipsetlerimiz var. Artık bunu böyle yapmayacağız dediler ve yeni bir işlemci modülüne geçtiler. Mesela Apple MacBook'larda artık M serisi dediğimiz bir seriyle gelecekler. Ve bu da dünyada artık makine sadece 0-1 yapar derdik. Hep öğrendiğimiz şey. Artık onların sloganı da 0-1'den daha fazlası diye çıkıyorlar. Demek ki bizi büyük bir heyecanla yeni bir teknoloji bekliyor. Umarım fiyatları da uygun olup hepimizin evlerine bu makinelerden yani, alabiliriz. Avrupa'daki süreci söyleyeyim size. Avrupa'daki yaşantıyı biraz anlatayım. Gençler bu işi nasıl merak sarıyor, nasıl ilerliyor gençler. Bir kere Estonya dediğimiz dünya, şu an Avrupa'nın en fazla girişimcinin olduğu yerde. Yaklaşık 60 bin tane startuptan biriyim ben de. Ve bu startupların içerisindeki ilk 10 bini onların tamamen kendi gençlerinden itibaren var yanlış hatırlamıyorsam ve yaşları 15 ila 17 yaşları arasında başlıyorlar. 15 ya da 17 yaş arasındaki kişiler ben bu teknolojiyi nasıl kurarım? O nasıl kurmuş? Ben daha iyi bir startup olabilirim ve ben rakip olabilirim. En son toplantıya girdiğimizde 17 yaşındaki bir arkadaşımız sunumu yapıyordu ve kendisi şirket kurmaktan, Amerika'ya program satmaktan ve oradaki sattığı programla Estonya'yı farklı bir hale getirmekten. Ben istiyorum bizim arkadaşlarımız da aynı düşüncede olsun.
Çünkü o lise dediğimiz çağa dediğimiz ilkokuldan başlayan çağ en önemli kısım orası. Üniversiteye gittikleri zaman da tam istediklerini alamayacaklar. Çünkü o eksik zannettikleri şey kendileri. Kendileri çabalamaları lazım. Kendileri öğrenmeleri lazım. İşte onu öğrendiği dakika kendi içerisinde heves biraz daha dolu oluyor. Ve biz de artık muasır medeniyetler dediğimiz seviyeye çıkmak istiyorsak mutlaka arkadaşlarımızın dünyayı takip ediyor olması lazım. Peki bomba bir soru soralım dedim ben orada kendimize sunumun içerisinde. Tamam, Sercan Küçük yazılıma başlamış, geliştirmiş ve artık buraya gelmiş. Şimdi peki aşağıdan yetişiyor. Gençlerimiz en önemli kısım. Tamam, ben yazılımcı olacağım ama nasıl olacağım hocam? Bana da yeğenlerim kendileri geri soruyor. Tamam, ben yazılımcı olmaya karar verdim. Dedim o iş öyle değil. Önce ne yapıyoruz? Bilgisayar teknolojisinden anlıyoruz. Güzel kullanıyoruz. Arama yapmayı öğreniyoruz. Google'da güzel şekilde bir arama yapıp sonuçlarını almaya başlıyoruz. Ondan sonra siz gibi hocalarımızdan destek alarak kendimizi parlatıyoruz. Mutlaka destekle birlikte. Ondan sonra diyoruz ki dünya hangi yazılım dillerini kullanıyor şu an? Güncel yazılım dilleri neler? Bunlara bakıyoruz. Bunları da cebimize koyuyoruz. Ondan sonra işte Bilgeys'in dediği gibi ben hayatımda en çok üşengeçlerden işe alım yapıyorum. Neden? Çünkü onlar en kısa yolu düşünür. O yüzden her zaman en kısa şekilde yola ulaşıyoruz. Markete gideceğiz. En küçük problemimiz üstteki marketlere gideceğim. Ana yoldan gidersem daha hızlı. O zaman ana yoldan git. Ya da hep başımıza gelen şey şu. Ya Google bize bir rota oluşturuyor ama yine biz bildiğimiz yoldan gidelim. Dokunmayalım Google'a diyoruz. Sonra kayboluyoruz. Tekrardan hadi diyoruz Google'ı açalım da bize yeri göstersin. İşte o yüzden onların mantığı bu olduğu için bizim de bu mantığı kabul etmemiz lazım. En hızlı şekilde problemi çözmek için uğraşmamız lazım. En sonuncusu da biliyorsunuz ki programlama dilini yazdıktan sonra yazdık. Çıktısı ne olacak? İşte çıktısı bir robotun hareket etmesi. Robotun kolunu kaldırması. Veya bir programlamada yaptırdığınız problemin bilgisayarı çeviriyorsunuz ve o problem artık çözülmüş oluyor. Ve onun sahibi sizsiniz. Aynı bir mimar gibi size orada bakış açıları şu oluyor. Evet, bizim bir problemimiz vardı ve onu A kişisi çözdü. Siz de diyorsunuz ki makinenize teşekkür ediyorsunuz beni yolda bırakmadın diye. Çünkü o makine sizin hayatınızı farklı yerlerde farklı dokunuşlara sebebiyet veriyor. Hiç beklemediğiniz yerlere götürüyor. Kendim için söyleyeyim, seyahat etmeyi seven arkadaşlarımız vardır. Yazılım da aynı böyle. Sizi bir anda tutup Avrupa'nın göbeğine götürebilir. Bir anda tutup Amerika'ya götürebilir. Ve bunu dünyada yapabilecek tek şey şu an yazılım. Çünkü neden? Lojistik sektörleri için söyleyeyim. Her şeyi taşıyorlardı. Hep görüyorduk böyle tırlar dolu mallar. Bir pandemide hepsi bitti. Kafeler hepsi bitti. Ben bir kafe açarım, işletirim ve çok param olur ve çok zengin olurum. Ne oldu? Pandemi süreci bunun da hatalı olduğunu gösterdi bize. En başından dediğimiz gibi insan hata yapar. Ama yazılım eğer doğru yazılırsa sizi her zaman doğru yol rotaya götürecektir. Evet. Yazılıma başlarken bazı ince konular var. Bahsettiğimiz kısımdan. Ben bunları arkadaşları, genç arkadaşlara bahsederken satranç oynayanları vardır ve satranç oynamayı severim. Aynı satrançta bir hamle yapıyormuş gibi yazılıma başlıyorum. Yazılımı yazacağım ama bir sonraki aşamada ne yapmalıyım? Algoritma dediğimiz o ince düşünme geliyor. Ve bir sonrakinde ne yapmalıyım? Bir sonrakinde ne yapmalıyım derken bir bakıyoruz ki içimizde artık bir yazılımcı büyümeye başlamış. O sizinle büyüyen küçük bir çocuk gibi. 17 yaşında başlarsanız da küçük bir çocuk gibi. 25 yaşında başlarsanız da küçük bir çocuk gibi başlar. O yüzden yaşın hiç önemli olmadığı bir meslek. Ve aynı şekilde ilerlerken yazılımda bu algoritmadan yaptım. Bunu işledim ve bunu çabaladım. Ve bu şekilde problemi çözdüm. Problemler ne kadar büyürse o kadar ince düşünüp
o kadar basit düşünmemiz gerekiyor ki bazen. Yani aynı evden çıkarken ayakkabı giymeliyim gibi o kadar basit şeyleri hayatımızın içerisine katıyor. Problemlere ortak olunmamalı, çözümlere ortak olunmalı. Bu benim şirkette çok çok kullandığım, genç arkadaşlara söylediğim şey. Yani sizin için söyleyeyim, mutlaka hocam bu çalışmıyor. Hocam bu yine böyle oldu. Ya yine hata var. Yine olmuyor, yine olmuyor. İşte burada hep probleme ortak olduk. Öğretmenin de ya da ben de programı yazarken senin yaptığın hatayı bulmaya çalışıyoruz. O yüzden ne yapacaksın? Sen de çözüme artık ortak olacaksın bizimle birlikte. Sen de o problemi artık çözmeye çalışacaksın. Ve bu sana ne katacak? Evet, ben çözdüm. Ben merkezli yazılımda ben yaptım. Evet, bu benim şeklimde oldu. Arkadaşlarım da bu problemi çözdü. Ve biz beraber artık bir robotu yürütebiliyoruz. Artık benim robotum diğerlerinden daha hızlı çalışıyor gibi kelimeleri kullanarak arkadaşların da motivasyon edecekler. Bildiğim üzere sizin de katılımınız var robot yarışmalarına. Çok meraklıyım ben de. Hatta birkaç defa denk gelmiştik. O yüzden sizi ve okulunuzu açıkçası diğer okullarla kıyaslamak gibi olmasın ama o potansiyeli görebiliyorum, o ışığı görebiliyorum ve çok doğru yolda ilerliyorsunuz. Ben onu söyleyeyim size. Dünya bakış açısıyla ilerlediğiniz için mutlaka öğrencilerimiz kazanacak. Bunu kendim söyleyebiliyorum. Bazen dediğiniz gibi anlattığınız konulara bakıyorum da gençler gerçekten onları sizden alıp bir alev yaktığınız zaman belki siz de bundan birkaç yıl sonra kendi yazılım öğrencilerinizi dünyanın farklı bir yerinden sizle bağlantı yapıp ve sizi dinliyor olacaktır. O yüzden ben bir yazılım firması sahibi olarak size teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çocuklarımıza biz de bu konularda sürekli bir yol gösterme, daha önceki şeyde de söylediğim gibi her şeyi öğretmemizin mümkün olmadığını ve belirli bir kuralların içerisinde bunları bize öğretiriz size. Bundan sonrasında sizlerin daha da ileriye götürmeniz gerektiğini konusunu söylüyoruz. Biz sadece anahtarı veriyoruz belki de çocuklara. Kapıyı açıp girmesi gerekecek olan onlar. Anahtar nedir? C#'tır örnek. Onunla sen o yola gireceksin. Başka bir dil olur, onunla gidersin. Tasarım yapmak istersin, onunla hareket edersin. Bizler öğrencilerimize sürekli olarak çalışmalarını, ya şunu istiyorum ben sizlerden çocuklar bu arada dinleyen arkadaşlarım. Bir işe başladığın zaman ne kadar çok yaptığın önemli değil. İstikrarın önemli. Günde bir saat olsun, ya bir saat dedi, 10 dakika yazılımla alakalı bir metin oku. Her gün oku ama bunu. Bir alışkanlığın olsun. Çünkü bir 40 günden sonra Barış Özcan da bunu çok kullanıyor. Zinciri kırma metodolojisine. Burada belli bir süre hareket ettikten sonra o senin artık içine kanıksıyor. Yapmadığın zaman sen onu ben bunu yapmadım diye rahatsız ediyorsun ve daha sonrasında daha fazla yapmaya çalışıyorsun. Gir bak her gün yazılımla alakalı bir konuya bak. Bir video izle. İlk başta bununla başla. Neler yapmış insanlar onu gör. Bizler burada neler yapıyoruz? Gelin öğretmenlerinize sorun. Farklı projeler üretelim. Onları nasıl öğreneceğinizi. Ha buradan da şunu yapıyor bazı öğrencilerimiz. Hocam biz bir site yapacağız. Gelin yapalım. Tamam. Ama siz yapsanız olur mu? Olur. Olmaz öyle bir şey tabii ki de. Ben sana sitenin nasıl yapılacağını, onunla sitendeki problemin neyini çözmek için uğraşacağını söylerim. Linkini bulur belki. Bak şuradan bir araştırman gerekir diye senin için araştırırım. Ama oturup ben senin adına kod yazmam. Bu robotikte de geçerli. Benim robot yapan öğrencilerim de eğer duyuyorlarsa beni. Robotlarınıza elimi sürmem. Hiçbir şekilde. Çünkü ben yaparım. Otururum ben 2 günde bir şeyler çıkartırım. Çok profesyonel olmaz ama o robot çalışır. Ama ben bir öğrenmem için şu anda öğreneceğimiz kadar, ya tabii öğretmenler için de öğrenme bitmiyor ama size verebileceğimiz şeyleri biliyoruz biz artık. Onun yerine senin yapıp kendini ortaya çıkartman lazım. Ve buradaki olay tamamen sizin içinizde. Ve sizler ne kadar çok, ya az da olsa istikrarlı bir şekilde çalışırsan, bu diğer dersleriniz için de geçerli. Günde 10 tane sen paragraf sorusu çözersen 100 gün sonrasında çoğu paragraf sorularını
çözmüş olursun ve ona göre işlem yaparsın. Ve buna da Barış Özcan'dan alıyorum yine, ben çok yakından takip ediyorum o adamı. %1 oranında arttırma yaparak günde. Eğer 0.01 ile başlarsan ve bunu da %1 oranında arttırırsan sene sonuna %37 kat daha fazla iş yapmış oluyorsun. Lütfen bunu kullanın. Kendinizi ona göre adapte edin ve belli saatlerde bir meşgale üzerine. Bu sadece yazılım değil aslında. Farklı bir konu üzerine de uzmanlaşabiliriz. Karikatür mü çizmek istiyorsun? Çiz. Her gün bir tane çizgi çiz. Ama istikrar. Yazılımda en çok gerekli olan şey istikrardır. Ve onun üzerine sürekli düşünüp araştırmalar yapıp devam etmektir. Ben biraz fazla konuştum. Çizdim hocam. Şimdi oradaki biz de liseden yola çıktığımızda açıkçası ben projemi geliştirirken 6 kişilik bir ekibim vardı. 6 kişiydik biz lisedeki yapı ve üniversitedeki yapıyla birlikte. Hepsi birer uçtu. Hepsi yakın arkadaşlarımızdı. Kimiyle küserek ayrıldık, kimi normal ayrıldı. Ama ben şunu söyledim. Ben bunu yapacağım. Siz olsanız da yapacağım. Hatta biri artık 2 gün kala falan çıktı. Sunuma çıkacağım. 16-17 yaşların arasındayım. Sunuma çıkacağım. Dedi ki Sercan benden buraya kadar dedi. 2 gün kala bıraktı. Ve ben şunu yaptım. Tamam, o da çıktı. Artık tek kaldım. Çıktığın yolda artık teksin. Ve bunu böyle yap. Ve o 2 gün boyunca durmadan kod yazdım. Durmadan kod yazdım. Ve en sonunda dedim ki ya bu benimle yürüyormuş demek ki dedim. Bunu yapabiliyormuşum. Kendime güvenim geldi. Ve çıktım sunumumu yaptım. Bir hafta sonra da dediler ki evet Sercan Bey projeniz kabul oldu. Sonra arkadaşlarımızla teker teker görüşmeye başladık. O koptuğumuz arkadaşlarla. Bazıları farklı yerlerde farklı işlere girmiş. Kasiyer olmuş. De facto da çalışanları vardı. Hepsi bana ne dedi biliyor musun? Keşke o gün seni dinleseydim. Keşke çıkmasaydım. Hep keşkeler başladı onların hayatlarında. Ve serüvende hep yeni arkadaşlarla devam ettik. Ama ayrılan oldu ama devam eden oldu. O yüzden genç arkadaşlarımıza en yakın arkadaşım bıraktı beni. Yani söylemek gerekirse en yakın arkadaşınız bile size bazen başarısızsın diyebilir. Ve o yüzden eğer ki o kelimeyi duyuyorsan bil ki doğru yoldasın. Etrafına bak. Eğer ki hala gidebilecek bir kapı görüyorsan bırakma. Dediğiniz gibi her gün bir şey yapsın. Farklı bir kanalda olsun. Dediğiniz alışkanlığın aynısını Instagram insanlar üzerinde yaptı. Instagram'a insanlar, WhatsApp'a insanlar uyanır uyanmaz girer oldu. Artık insanın uyanıp uyanmadığını WhatsApp'tan öğrenebiliyoruz. Online olma yani, süresinden. Evet, yani orada direkt görebiliyoruz o insanı. Demek ki teknoloji buraya kadar gelmiş. Artık sıra sende. Uyandığını bile arkadaşının oradan öğrenirken bu hayatın içerisine girmeye ne dersin diyeceksin kendine. Ve bu hayata gireceksin. Senin de artık insanlara diyeceksin ki sen bir kişinin uyandığını ya da rehberindeki uyandığını biliyorsun. Ama dünyada kimin ne zaman uyandığını görüyorlar yazılımcılar. O yüzden eğer ki bu bakış açısıyla dünyaya bakmak istiyorlarsa mutlaka onların merak edip içerisine girmesi gereken bir konu olarak görüyoruz yazılımı. Günümüzdeki yazılımdan zaten beraber örnek verirken gittik. Artık sanal gerçeklik diye bir kısım çıktı ortaya. Artık VR gözlükleri takıyoruz ve nerede olmak istersek oradayız. Ve bu günümüzün çoğu kullanıcısı VR'ın arkasına bir telefon takılarak oluyor. Artık bir telefonun neler yapabileceğini öğrenmiş olduk. Ve bu da bizi ne yaptı? Yazılımcıların programlama temellerini belirledi. İlk başta başladığımız programlama temelleri. Artık dünya mobil programlıyor. Dünya artık server programlıyor. Google ve Apple'ın düşündüğün dünyada 95 yılında Microsoft'u düşünüyoruz. Bir de şimdi buradaki serüvenine bakıyoruz. Artık yazılım farklı bir boyuta geçti. O yüzden öncelikli yapmaları gereken şey arkadaşların, ben bir yazılımcı olacağım ve günümün yazılımcısı olacağım. Ve günümün yazılımcısı olarak nereden başlamam lazım? Sizin dediğiniz gibi güncel yazılımla alakalı konular paylaşan siteleri takip etmeye başlayabilirler. Instagram'da milyonlarca öyle sayfa var.
Milyonlarca sayfaları takip edebilirler. Burada sizin için söyleyeyim. Ekibiniz de buradaymış mesela. Robotik ekibiniz. Artık bir robotun yarışmaya çıkacağı esnada, bu arada ben İstanbul Üniversitesi'nde Bomerang takımının yazılım kaptanıydım ve insansız hava aracı programlamıştık biz İstanbul Üniversitesi'nde. Yarışma heyecanını görebiliyorum. Bazen maç kaybediyorlar, üzülebiliyorlar. Biz de üzülüyorduk. Bir tane bizim şefimiz vardı, takım kaptanımız. O hiç üzülmezdi ve diğer robotların yaptığı bütün her şeyi kaydederdi. Benim yapamadığım şey ne? Onlarda olan ne? O yüzden en önemli kısım ben yapamıyorum değil, onlar nasıl yapıyor? Önce bunu öğreniyoruz. Ondan sonra ben ne yaparım diyoruz. Programlamaya başlıyoruz. O kısım içerisinde sizin ve tüm okulunuzun ekiplerine buradan başarılar diliyorum. Mutlaka Türkiye genelinde de güzel başarılara sahipsiniz zaten. Takip ediyorum sizi yakından. Oldukça iyi bir ekipleriniz çok güzel. Bence devamında o serüvenle birlikte çok daha iyi yerlere gelebilecekler. İnşallah bu sene pandemiden dolayı ekiplerimiz biraz mola vermiş gibi oldu. Biraz daha yavaşlatılmış bir şekilde kendi işlerinde çalışıyorlar ama yine de bırakmadılar. Ufaktan farklı görevler olsun, işlemler olsun, yönlendirmeler yapıyoruz. O ekibi dediğiniz gibi dinamiği kaybetmek de bizim hatamız olur bu sefer. Biz onu Evet. kaybetmemek için çocuklara sürekli belirli görevleri yönlendirerek işlemlerini yaptırıyoruz. Mutlaka aşağıdan sirkülasyona sokmamız lazım. Yeni Yeni gençleri gelenleri. sürekli o takım kaptanı artık mezun olurken kendi adımıza söyleyelim. Hemen bunları öğrettiği için hemen ekip arkadaşına devrederdi ve oradan devam ederdik. Ve o zaman için söyleyelim. İnsansız hava aracıyla GPRS kolon sistemiyle çalışan ilk uçağı yapmıştık orada. Ve tasarım ödülünü de almıştık. Yarışmayı da kazanmıştık. O yüzden onlar ne yapıyor? Önce rakiplerimize bakıyoruz. Sonra ben ne yapabilirim? Buna baktığınız zaman gayet de güzel yerlere gelebiliyorlar. O yüzden mutlaka yazılımın içerisinde bir firma sahibi olarak hem de yazılımcı olarak söyleyeyim. Mutlaka dünyaya açılmaları gerekiyor. Mesela bazı arkadaşlarımız da var. Ben onlara normalde sunumlara, gençlere yaptığımız sunumlarda referans listesi göstermem. Ama nereden başlayarak nereye geldiğimizi anlattığımız için mesela ben lisedeyken şu listenin içerisindeki çoğu firmayla birebir geliştiriyordum. En son geldiğimiz noktada artık ülkemizi temsil eden yazılımların içerisine girdik. İstanbul'da büyük bir eğitim hareketi başlattık. Pandemi süreci geldi ve Coursera dediğimiz bir eğitim platformunu Türkiye'ye getirdik. 81 ilde yaptık. Ve bizim yanımızda çalışan arkadaşlarımızın hepsi hevesli şekilde başladı. O yüzden sizin arkadaşlarda da mutlaka ben düşünüyorum ki o heves var ve bugünden sonra onları artık hayat farklı bir şekilde oluyor diyebilirim yani. Farklı bir şekilde yönleneceklerine eminim. Hocam teşekkür ediyoruz Ben de. Sercan Bey söylediklerinizden dolayı. Birkaç tane sorumuz var. Onları ben iletmek istiyorum sizlere. Daha başka sorusu olan varsa da onları da bizlere yazabilirler. Şimdi 12. sınıflarımız YKS sınavına girecekler ve orada üniversitede bölüm seçmek istiyorlar. Bilgisayar mühendisliği ile yazılım mühendisliğinin arasındaki fark nedir diye merak edenler var. Bununla alakalı bir yorum yapar mısınız? Tabii ki. Şimdi bilgisayar teknolojisi altındaydı bunların hepsi ve artık çatallanmaya başladı. Donanımcılar ve yazılımcılar olarak iki boyuta ayrıldık. Birincisi zaten üniversite 1'de görecekler ki herkes aynı dersi görüyor. Ve ikinci sınıfa geçtiklerinde bilgisayarın mühendisliği ile alakalı bilgisayar hesaplarına girecekler. Diğer taraf ise yazılım teknolojileri adına ilerleyecekler. Yani artık hemen bir program üretip ve o bilgisayar teknolojisine hakim olmak üzerine. Bilgisayar mühendisliği ise bana göre artık 5 yılın, 6 yılın içerisinde artık adımı değişecek diyeyim Türkiye'de. Yoksa artık yazılım mühendisliği mi olacak hepsi? Ya da mekatronik altında mı hepsini birleştirecekler? O konuda şüphelerim olsa da
Bilgisayar mühendisliği okuyan arkadaşlarımız bilgisayar teknolojisi ağırlıklı ders görecek. Ama yazılım mühendisliği okuyan arkadaşlarımız en küçük hemen yazılım kısmında ilerleyecek. Benim düşüncem yazılımcı olmak istiyorsa öncelikle dediğimiz parametrelere kendi karşılaştırdıktan sonra eğer ki ben yazılıma adapteyim derse direkt yazılım mühendisliği tercih edebilir. Ama ben bilgisayar anadalından ilerlemek istiyorum derse ve bilgisayarın tüm her şeyini bileyim derse bilgisayar mühendisliğinde ilerleyebilir. Zaten adı üstünde bilgisayar mühendisliği, adı üstünde yazılım, mobil cihazlar içerisinde. O yüzden yazılım mühendisliğini daha güncel olarak tutuyoruz biz. Bir tane öğrencim de programlama ile kodlama arasındaki fark nedir tam olarak diye sormuş. Aslında bunlar bir kavram, ikisi de aynı kavrama çıkıyor diye düşünüyorum ben. Doğru mu? Yanlış mı Şu söylüyorum? şekilde, şu şekilde söyleyelim. Programlama dediğimiz aşama işin düşünce kısmı da içerisinde dahil. Algoritmasını programlamadan önce o dediğimiz şemaları çiziyoruz. Ben nasıl ilerleyeceğim? Bunu düşünüyorsunuz. Ama kodlama kısmı artık önünüzde grafik var. Yapacağınız iş belli. Problemi nasıl çözeceğiniz belli. Geri kalan artık tamamen kod bilgisiyle bilgisayarın hızlı çalışmasıyla alakalı kısım. Bu şekilde nitelendirebiliriz. Bir tane daha soru vardı da sonra ortadan kaybolmuş. Yapay zeka teknolojileriyle alakalı ufak bir iki tane etik konusuyla alakalı bir soruydu da soruyu kaybettim, şu anda bulamıyorum. Etikle alakalı problemleri olacak mıdır bu yapay zekanın diye düşünülüyor şu anda. Şimdi yapay zeka dediğimiz geliştirdiğimiz her şey kullanım koşullarıyla dünya üzerinde devre dışı kalıyor. Etik dediğimiz konularda tamamen kullanım koşullarının üzerinde üçüncü kişilerle paylaşma, konuma izin verme gibi statüler olduğu için örnek bir tane size bilgi vereyim. Dünya üzerinde herkes Google Map ya da farklı bir şekilde bir tarzda bir uygulama kullanıyor. Ve trafiğin kapalı ya da dolu olduğunu görüyor. Bunu nasıl görüyor? Hepimizin ceplerinde telefon var ve hepimiz bir mesafedeyiz. Bu mesafe daraldıkça diyor ki burada bir yoğunluk var. Burada çok araba var. Çünkü konumu seçerken bize ne diyor? Arabayla mı gideceksin, yürüyerek mi gideceksin? Arabayla gideceksen ortalama araba uzunluğunu kendi içerisinde literatür ediyor. Ve hemen bu kadar araç yan yana gelirse diyor. O zaman tıkalı. Ama belki sizin telefonunuzda Google Map açık değil. Belki siz konum vermek istemiyorsunuz. Ama onlar o bilgilere sahip. Çünkü telefonu açarken ne diyoruz? Kullanım koşullarını kabul ediyoruz. Her şeyi okumadan kabul Evet. ediyoruz. Ne Evet. olduğunu bilmeden böyle Zaten onayla onayla bu şekilde. algılayıcı şunu yapıyor. Eğer ki o koşulu kabul etmezseniz cihazı kurdurmuyor. Artık yani Evet. farklı bir boyuta geçirdi. O yüzden etik kısmına onlar çok takılmıyor. Zaten Amerika'da da bu konularla üstüne dava üstüne dava açıyorlar onlara. Ama kendileri bunu yapmazsak doğru amaçla kullanıcıya hitap edemeyiz diyor. Mesela diyor Google Map üzerinden trafiği kaldıralım diyor. Kabul ederlerse dünya üzerinde bir anket yapın diyor. Kaldıralım. Kimsenin konumunu almayalım ama onlar da trafiği izleyemesin. Ve Tahmin hangi edin herkes yoldan ayrı daha rahatlıkla gidebileceklerini bulamazlar. Yani belli bir açıkları kendimiz aslında bu teknolojiyi kullanırken vermek zorundayız yani. Dediğiniz gibi konum bilgisi olsun, adım atıyoruz, onları saydırıyoruz. Hangi adamın nerede olduğunu söylüyoruz gibi bu bilgiler Ben de ulaşıyorlar. şu şekilde söyleyeyim. Instagram yetkilileriyle bir konferansa katıldık Avrupa'da. Bu timeline'daki akış mesela üsttekinde kalıyorsunuz ya. O üsttekinin hangi konularla, hangi etiketlerle olduğunu tahmin edip bir sonraki akışı sizin önünüze getiriyor. Yani aslında hep bizim verdiklerimizden yola çıkarak bir şey veriyorlar bize. Ve doğru, yemek videoları izliyorsak hep yemek videoları geliyor. Araba videolarını tercih ediyorsak araba videoları denk geliyor. YouTube'dan eğer ki farklı bir sayfalarda araştırma yaptıysak ona göre reklam geliyor. Ama bunların hepsini etik olarak bize size kullanım koşullu olarak sunduğu için güvenlik açığını kendimiz teslim ediyoruz. Ama bırakabilir miyiz derseniz çok zor. Mecbur gidiyoruz şu anda o yola doğru. Dediğiniz gibi yani telefonların içerisinde veri tabanında telefonumun, ben WhatsApp'ımı misal arşivleyeyim mi diye soruyor. Bu bile ayrı bir şey, probleme yol açabilecek bir şeydir aslında, olaydır aslında. Sen orada kendi verilerini başka bir yerde saklamaya veyahut da adamların bulutunda saklamaya çalışıyorsun. Sercan Hocam, var mıdır son söylemek istediğiniz bir şey?
Son WhatsApp için söyleyeyim. En çok bana sorular oradan gelmişti. Sosyal medya üzerinden de arkadaşlarımız çok sordu. Bu madem bu parkurun içerisindesin bize bir cevap ver. Yani bu WhatsApp'la alakalı şey ne oluyor? WhatsApp bu zamana kadar yaptığı her şeyi artık resmi şekilde yapmak için sözleşme getiriyor önümüze. O yüzden arkadaşlarımız da bu konu hakkında bilgi sahibi olsunlar. Şu ana kadar devam ettiğiniz yaptığı her şeyi sadece sizden onay olarak devam edecek. Neden? Amerika üzerinde çünkü dava açıyorlar artık. Artık davalarla uğraşmayalım. Bir kullanım koşullarını kabul ettirip hayata devam edelim diyorlar. Zaten alıyoruz bilgilerinizi. Bir de izin verin de rica ediyorlar yani aslında bizden. Yani ya da girme diyor. Biraz önce bahsettiğim nokta. İstersen trafiği göstermeyeyim. Vermesinler, trafiği göstermeyeyim. O zaman WhatsApp kullanma. Hani bunu vermek istemiyorsan WhatsApp kullanma diyor. Ki bu sadece çok... hocam diğer sadece WhatsApp için değil, diğer uygulamalar için de geçerli aslında bu olay. Onlar da bir şekilde senin kişisel verilerini almak zorunda. Senin tabii. Telefon karşıdaki konuşacak kişinin numarasını almadan ona nasıl mesaj gönderecek? Mesela o verileri tutmak zorunda. Senin içeriklerini okumuyor. Benim içeriğimi ben kimle ne yazışıyorsam bir detaylı olarak okumuyor. Ama kiminle yazıştığımı okuyor. Örneğin ben bir doktorla konuşuyorsam, sonra eşimi arıyorsam, sonrasında başka biriyle taksiyle konuşuyorsam adam anlıyor ki bu adam doktorla konuştu, eşiyle konuştu. Demek ki eşiyle bir alakalı problem var. Doktora gidecek. Sistemin algoritması o kadar detaylı bir şekilde seni inceleyebiliyor. Sonra Instagram'a giriyorsunuz hemen doktor reklamları çıkıyor karşınıza. Hastanedeyiz diye. Evet. Ya da dediğin gibi doktor reklamları da hastane reklamları da çıkabiliyor bizlere. Direkt çıkabiliyor. Sercan Bey katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen arkadaşlar sizler de çok teşekkür ediyoruz katılımınızdan dolayı. Webinarımız bir hafta boyunca devam edecek. Lütfen katılmanızı sizlerin bekliyoruz. Farklı konuklarımız olacak. Yarın bir Vex Robotik'ten robot bilimiyle alakalı konuşmalar gerçekleştireceğiz. Emel Hocam'ın moderatörlüğünde ve bizler de burada olacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyoruz tekrardan Sercan Bey. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Tamam.